Samsun'un Termi ilçesinde Tim Avrasya Yatırım Danışmanlık İnşaat Madencilik ve Enerji Üretimi Ticareti Limited şirketi tarafından yapılması planlanan Umut Enerji Üretim Santrali'nin çet raporu başvurusunun reddedilmesinin ardından tehlikenin tamamen ortadan kalkması beklenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nden Terme Belediyesi'ne gönderilen yazı şok etkisi yarattı. Termede kurulması planlanan termik santralin çet raporu verilmemesine rağmen bürokratların dosya işlemden kaldırmadığı ortaya çıktı. <laughs> Bürokratlar belediyeye gönderdiği yazıyla sorumluluğu dışındaki konularda müdahil olmamasını istedi. Terçep dönem sözcüsü Hasan Demir ise bu yazıyı skandal olarak nitelendirerek bu yazıyla termeye bürokratların termik santral kurdurmak için çırpındığı ortaya çıktı. Bu hem AK Parti'ye hem de Terme'ye büyük bir kumpastır dedi. Çocuklarımızın zehirlenmemesi için gelecekte sağlıklı bir nesilimiz olsun diye bu mücadeleye devam edeceğiz. Genel müdür imzasıyla gönderilen yazıda Terme Belediyesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bilirkişi olarak rapor hazırlatmasının görevi olmadığına vurgu yapılarak inceleme değerlendirme komisyonunda yer alan Terme Belediyesi'nin yetkilerinin dışına çıkmaması istendi. Yazıda İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyesi kurum ya da kuruluşların kendi kuruluş ve teşkilat kanunu kapsamında görüş beyan etmeleri, komisyon üyesi diğer kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları dahilinde bulunan hususlara müdahil olmamaları, çet yönetmeli hükümleri kapsamında belirlenen komisyonun teşekkülü ve çalışma prensibi açısından önem arz etmektedir denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıyı skandal olarak nitelendiren Terme Çevre Platformu dönem sözcüsü avukat Hasan Temir bu yazıyla aranan sorumluların adeta el kaldırarak biziz dediğini söyledi. Demir, termiye termik santral kurulmasına kimin taraf olduğunu herkes merak ediyordu. Zira hükümet karşı, AK Parti karşı, muhalefet karşı, bakan karşı, Samsunlu siyasetçiler belediye başkanları karşı. Bu yazıyla Termiye Termik Santrali'nin yapılmasını isteyenlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü bürokratları olduğu ortaya çıktı diye konuştu. Terme Çevre Platformu dönem sözcüsü Avukat Hasan Demir açıklamalarını şöyle sürdürdü. Termik santral için istenen ÇED raporunun reddedilmesinin ardından biz bu konunun bir daha açılmamak üzere kapatıldığını zannederken, ülkenin seçimlerde belirsizlik ortamında bulunmasını fırsat bilen bürokratlar, bir fırsatını bulup çet raporu almak için fırsat kolluyorlarmış. Terme Belediyesi'ne gönderilen yazı bunun kanıtıdır. Terme Belediyesi'ne siz niye karışıyorsunuz, niye tüm gücünüzle karşı duruyorsunuz diyen bu yazı, tehlikenin henüz geçmediğini, Siyasi iradeye rağmen bu bürokratların Terme'ye termik santrali kurdurmanın peşinde olduklarının göstergesidir. Çet Genel Müdürlüğü bürokratlarının bu yaptığı hükümeti AK Parti ve Terme kumpas kurmaktır.